El Adl, adil olan, adaleti emreden. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Allah adalet yapanların en hayırlısıdır. Onun mizanı tüm kainatı kuşatmıştır. O adaletini dünyada ve ahirette kullarına gösterecektir. Her şeyi hakkıyla gören, her şeyin içini dışını bilen, her şeyden haberdar olan Allah'ın tüm işleri hikmetli ve adaletlidir. İnsanların yaşamları boyunca işlediği tüm fiiller, ahiret gününde Allah'ın sonsuz adaletine göre değerlendirilecektir. Zulüm yapanların zulümlerinin karşılıksız kalmayacağını, tek bir iyi sözün bile mükafatının verileceğini Allah Kur'an'da bize bildirmiştir. Allah katında iyi ile kötü bir değildir ve Allah bunlar arasında adaletle hükmeder. Allah'ın sonsuz adaletinin en açık tecelli edeceği yerse ahiret hayatıdır. Şüphesiz Allah hiçbir şeyi unutmayan ve vaadine en sadık olandır. İstisnasız her insan dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette muhakkak görecektir. Böylece dünyada kötülük yapanlar bunun cezasını çekecek. Allah'a iman edip hayırlı işler yapanlarsa yaptıklarının karşılığını en güzeliyle muhakkak Allah'tan alacaklardır.